Niye bu kadar susuyorum ya? Ben yine heyecan yaptım. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Neyse, evet. Başlıyorum ben. Aloha. Uzun bir aradan sonra son zamanlarda okuduğum 3 kitap önerisi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle yine ve yeniden çok heyecanlıyım. Çünkü hani siz böyle çok istisnai bir durum olmadığı sürece her hafta cuma günü 6'da video geliyor ve her hafta hani bir video izliyor oluyorsunuz. Ama ben her hafta ya da böyle haftada 2, haftada 3 tabii ki de video çekmediğim zamanlar oluyor. Özellikle hani bu aralar son zamanlarda bayağı böyle vlog çektiğim için oraya buraya çok fazla gittim. Zaten sizlerle de paylaşıyorum. Kamera karşısına oturup çektiğim videoların sayısı biraz daha azaldı. Bu pandemi süresince 1-1,5-2 yıl boyunca bayağı çekmiştim. Neyse, o yüzden böyle yine ve yeniden bayağı heyecanlıyım. Ama ben zaten heyecanlı yapıda bir insanım. Heyecanı seviyorum herhalde. Benim yapım bu. Yani ben heyecanlanmadan zaten keyif de alamıyorum sanırım diyorum ve konuyu çok dağıtmadan bu videomuzun konusu dediğim gibi son zamanlarda okuduğum 3 kitap önerisi. Bunlardan 2 tanesi roman ve 1 tanesi de kişisel gelişim kitabı olacak. Şimdi hazırsanız ben de çok hazırım. O zaman başlayalım. Sizlerle ilk paylaşmak istediğim kitap arkadaşlar Kasiyer kitabı. Sayaka Murata'nın kitabı ve hangi yayın eviydi? Turkuaz kitaptan çıkan bir kitap bu. Açıkçası hani ben bu kitabı okuyalı bayağı birkaç ay oldu. Sizinle okur okumaz paylaşmak istedim ama sonra da dedim ki hani sadece bir kitap değil, birkaç kitap birden paylaştığım bir video olsun diye beklettim, beklettim. Araya da bayağı zaman girdi. Ben bu kitabı severek okudum. Öncelikle 126 sayfa ve konusundan da çok kısaca bahsetmem gerekirse 36 yaşında ve bir markette 18 yıldır kasiyerlik yapan Keiko Furukara'nın hayat hikayesini anlatıyor. İşe zamanında gitmek, ürünleri rafa yerleştirmek, müşterilere güler yüzlü olmak ve aynı zamanda düzgün bir iş bulup evlenmesini söyleyenleri de garipsiyor. Aslında bu kitabı okuduğum zaman bana en tuhaf gelen Keiko'nun, ismi öyleydi mi? Evet, Keiko Furukara ana karakterimiz. Zaten onun üzerinden kitap akıp gidiyor. Biraz rahatsız edici, hatta bazı bayağı rahatsız edici bölümleri var. Onu söylemem gerekiyor. Bana böyle değişik gelen noktası karakterin aslında normal insanların normal gördüğü şeyleri hiç normal görmeyip bunu garipsemesi ve bu anlamda empati kurmaması. Bu çok sıra dışı bir şey. Hani normalde, hani tırnak içinde tabii ki normal ne ve kime göre normal, bunları da zaten sorgulatıyor kitap. Ama böyle hani toplum evlenmemizi, işte çoluk çocuk sahibi olmamızı, özellikle en başta ailemiz genellikle hani ister, bekler ya da bize söylenmeyen bazı beklentiler vardır ama biz böyle bunları biliriz ya. Keiko karakteri ise bunları böyle bilmiyormuş tavrında genel olarak ya da ben okurken bunu çok algıladım. Bu hem hoşuma gitti, biraz da böyle sarkastik bir yaklaşım gibi buldum ve düşündüm. Aynı zamanda da hani gerçekten mi ya, böyle bir karakter olabilir mi, ama bence kesinlikle bu dünyada böyle insanlar da var ve ne güzel, ne kadar enteresan da dedim bir yerden. Çünkü açıkçası hani kendi adıma konuşmam gerekirse ben hani benden beklenilenleri özellikle ailemin ya da bana çok yakın insanlar mesela onların benden beklediği şeyler vardır bilirim. Hani onu belki bilmiyormuş gibi yaparım ama bilmiyor olmam. Oysa ki Keiko bunu bilmiyor gibiydi. Bu bana bayağı dediğim gibi enteresan geldi. Bunun yanı sıra yazar da, yani Sayaka Murata bu kitabın yazarı da yarı zamanlı yarı zamanlı bir yerde, bir süpermarkette kasiyerlik yapıyormuş. Tokyo'da yaşıyor yazarımız ve 79 doğumlu. Hani ben araştırırken bunları buldum. Sizlerle de bu bilgiyi paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra bu kitabın sevdiğim bir diğer özelliği de gerçekten sorular sormanıza sebep oluyor. Yani mesela normal ne kadar normal ya da normal dediğimiz aslında nedir? Normal kime göre, neye göre? Ya da aslında birisi seviyorsa ve sevdiği işi yapıyorsa ve bu diğer insanlara
hani yine tırnak içinde anormal geliyorsa bu onu o kişiyi anormal mi yapar? İlla karşımızdaki kişinin ya da toplumun, çünkü toplum eleştirisi var daha çok bu kitapta. Toplumun bizden beklentilerini yerine getirmek zorunda mıyız ve eğer yerine getirmezsek başarısız mı oluyoruz? Aslında gerçek başarı sevdiğimiz işi ya da sevdiğimiz, tutku duyduğumuz şey neyse onu yapmaktan geçmiyor mu bir yerde? Biraz böyle bunu aslında biraz değil bayağı sorgulatıyor. Tabii ki şu da var. Sizin nereden yaklaştığınıza ve baktığınıza göre de her birimiz bambaşka insanlar olduğumuz için farklılık gösterir. Bunun yanı sıra kitapta hep böyle zaten hani bir güler yüzlü olma hali, işte o süpermarkete girenler, çıkanlar genelde böyle hep gençlerin çalışması. Ama buna rağmen işte Keiko Furuoka'nın yani ana karakterimizin 18 yıldır orada olması ve insanlara hep başka bir arzunuz var. Ne, öyle mi soruyordu? Bir dakika yanlış olmasın tam. Evet, başka bir arzunuz sorusunu sorması gerçekten çok ironikti. Bir de ben açıkçası şunu da çok seviyorum. Hani Japon edebiyatı sonuçta, daha doğrusu Japon bir yazarın yazdığı bir roman diyeyim. Dolayısıyla hani Türk ya da İngiliz ya da Amerikalı olmayan başka bir ülkeden olan bir yazarın yazdığı bir romanı okumak, hani o kültüre ait şeyler belki bulmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü Japonların böyle genel olarak, hiç Japonya'ya gitmedim bu arada, ama genel olarak böyle kibar, nazik, hani hep böyle şükretme, teşekkür etme modunda genel olarak olduklarını biliyorum. Bunu kitapta da görebilirsiniz. Bunun yanı sıra, bunu da tabii ki söylemişken şöyle bir parantez de açayım arkadaşlar. Sizin hani özellikle Türk, İngiliz ve Amerikalı olmayan başka ülkelerden ve çok beğendiğiniz yazarlar ve kitapları varsa yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun olurum. Hem ben zaten bütün yorumları okuyorum. Aynı zamanda bu videoyu izleyen başka arkadaşlarımız da faydalanır. Böylelikle birbirimize güzel bir şekilde katkı sağlarız diye düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra aslında ben size hani genellikle kitap önerisi videolarımı izlediyseniz, hani ilk izlediğiniz kitap önerisi videom bu değilse, altını çizerek okuduğumu genelde de zaten size gösteriyorum. Bayağı böyle altını çize çize okurum ben. Ama bu romanlarda çok da çizmiyorum her zaman. Yine de altını çizdiğim yerlerden şöyle bir 2-3 alıntı okuyayım isterim. Çünkü hoşunuza gidiyor diye yorum yazanlarınız oldu. Bir şey tuhafsa insanlar çamurlu ayaklarıyla girip o tuhaflığın nedenini çözme hakkını kendinde buluyor. Çok rahatsız olduğumda ilkokulda yaptığım gibi karşımdakinin kafasına kürekle vurarak sesini kesmek istediğim olur bazen. Çok böyle aslında kendine has bir dili var yazarın. Yani benim çok hoşuma gitti ve bu arada yazdığı başka kitaplardan kazandığı diyeyim ödüller de varmış. O yüzden ben başka kitaplarını da okumak istiyorum. Bu arada bu yazarın okuduğunuz sizin başka kitapları da varsa arkadaşlar, ya da bu kitabını okuduysanız, sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir diğer benim altını çizdiğim alıntı, normal insan denilen standart kalıp ilkel çağdan beri değişmeksizin varlığını koruyor diye aklımdan geçirdim. Kardeşim nedense kafasında bir öykü yaratmış ve duygulanmıştı. Ve bu arada bu ana karakterimiz de hani başkalarının böyle duygulanmasını ya da böyle çok duygularıyla karar vermesini, hareket etmesini hiç anlamıyor genel olarak. Tabii ki çok böyle spoiler vermeden bahsediyorum. Ama böyle mantık çerçevesinde yaklaşıyor. Yani A artı B eşittir AB olarak o şekilde yaklaşıyor. Bir yeri daha okuyayım, bir alıntıyı daha. Marketin sesine parazit karışmıştı artık. Hep birlikte aynı müziği sergiliyorduk ve herkes aniden farklı müzik aletleri çıkarıp çalmaya başlamıştı sanki. Markete rahatsız edici, homojenlikten uzak bir ses hakim olmuştu. Ah, süpermarketlere gerçekten bakış açımı değiştiren bir kitap diyorum ve bu kitabı kısaca böyle özetleyebilirim. Dediğim gibi okumadıysanız okuyun derim. Yani buna bir roman olarak ben 10 üzerinden 9 veririm açıkçası. Çünkü okuduğum hiçbir romana benzemiyor. Dediğim gibi çok kendine has. Ve birçok insanın da çok severek okuduğunu, yani bitirdikten sonra olumlu yorumlar yaptığını, yazdığını ve hani onunla ilgili olumlu konuştuğunu da biliyorum. Sizinle paylaşmak istediğim ve yine aylar önce bitirdiğim bir diğer kitap arkadaşlar. Ve zaten çıktığı zaman da bayağı ses getirmişti. Sally Rooney'nin Güzel Dünya Neredesin kitabı. Zaten hani bu kitabı eminim aranızda birçok arkadaşımız okumuştur. Çünkü Sally Rooney'nin bu üçüncü kitabı.
Normal İnsanlar ve Arkadaşlarla Sohbetler diye iki farklı kitabı daha çıkmıştı. Bu kitap Can Yayınları'ndan çıktı bu arada. Ben o iki kitabı da okumuştum. Bir de okumakla kalmayıp zaten Normal İnsanların dizisi de çekilmişti. O diziyi bir kere zaten izledim. Sonra galiba bir daha baştan izledim. Çünkü orada Paul Mescal ve bir arkadaşımız daha inanılmaz güzel oynayan o kız. Yani oyunculuğuna ben bayıldım. Hani kitap ne kadar harikaysa Normal İnsanlar dizisi de o kadar harikaydı. Neyse yani onları izleyip o kadar etkilenmiştim ki ve Arkadaşlarla Sohbetlerini de bu arada Blue TV'de dizisini buldum. Onun da dizisi çıkmış. Dolayısıyla hani üçüncü kitabı çıkınca bir an önce alayım, okuyayım, Sally Rooney zaten bayıldığım bir yazar diye böyle bayağı hani kısa bir sürede açıkçası okudum. Bu da bir roman. Sally Rooney'nin aslında diğer kitaplarını okuduysanız hani dilini artık biliyorsunuzdur. Böyle yine çok kendine has. İnanılmaz böyle konuşma dilinde ama bunu böyle hiç sıkmadan sanki böyle bir arkadaşımızla sohbet ediyormuşuz gibi ama aynı zamanda böyle biraz da estetik, aslında biraz değil bayağı da estetikle bezeli bir şekilde bize sunuyor. Bu şekilde bize anlatıyor. Ben anlatım tarzına bayılıyorum o yüzden. Bunun yanı sıra Sally Rooney de İrlandalı, yani Sally Rooney de İrlandalı derken ben İrlandalıymışım gibi de oldu. Yani ben 88'liyim, Sally Rooney 90'lı. Dolayısıyla hani aynı jenerasyonuz aşağı yukarı. Kendisi bir de İrlandalı tabii ki. O yüzden de böyle o 90'ları hatırlattı bana. Çünkü kitap böyle mailleşme, iki yakın arkadaşın mailleşmesi üzerinden akıyor. Ve her şey bu kadar hızlı değilken ve internet çağına adım atmışken mail atmalarımız, yani arkadaşlarımızla özellikle böyle mektuplaşmanın yerini mailleşmenin aldığı zamanlarda diyeyim, o günlerimi hatırlattı. Ben de ne mailler atardım, arkadaşlarım bana ne mailler yollardı. Özellikle uzaklardayken birbirimizden. O zamanlara da böyle gittim. O açıdan da benim için açıkçası biraz da analog bir kitap oldu bu anlamda. Alice, flört uygulaması sayesinde bir depo işçisi olan Felix'le tanışıyor ve yakınlaşmaya başlıyor. Aileen de ayrıldığı ilişkisinin üzerinde bıraktığı işte yaraları sarma aşamasında diyeyim. Ve bunu yaparken de çocukluk arkadaşı Simon'la yakınlaşıyor. Kitap aslında böyle hem biraz aşk hikayesi barındırıyor, hem bu iki arkadaşın aslında birbiriyle ne kadar yakın ve aynı zamanda birbirlerine ne kadar zaman zaman uzaklaştıkları ama hiçbir zaman sevgilerinden vazgeçmemelerini de konu alıyor. Tabii ki değişik böyle dinamikler de var. Aile dinamiklerine, arkadaşlık dinamiklerine, hani o derinlikli dinamiklere de yer veriyor Sally Rooney. Ve karakterleri zaten betimlemesi, anlatması bence gerçekten bayağı yani alkışlamak geliyor içimden. Ben de bu duyguyu uyandırıyor. Çok takdir ediyorum. Bunun yanı sıra zaten hani biraz bahsettiğim gibi yalın ve kendine özgü bir dili var. Ya ben Sally Rooney kitaplarını puanlayamıyorum. Yani benim için 10 üzerinden 10. Çünkü benim derinlerimde bir yerlere dokunuyor. Böyle kalbime çok dokunuyor onun kitapları. Ki aslında hani böyle ne bileyim bir kişisel gelişim kitabı gibi aman da aydınlandım tarzı kitaplar yazmıyor. Roman sonuçta bir hikaye anlatıyor. Olay örgüsü var. Ama yine de o anlatım dili, bazı kurduğu cümleler falan çok derinime dokunduğu için arkadaşlar benim için 10'da 10'luk bir kitap. Ama kendisiyle henüz hiç tanışmadıysanız ilk olarak Normal İnsanlar kitabını okuyun ve sonra da hatta diziyi izleyin derim. Bu şekilde. Bu kitaptan da bu arada alıntıladığım yerlerden bazılarını size okumak isterim. Mesela, bu şekilde yaşamanın çok hassas bir tarafı var. Bir müzik aletiymişim de dünya bana dokunup içimde titreşiyormuş gibi. Ya şu anlatıma bakın ya. Nasıl bir hayat beklediği bile gitmişti aklımdan. Yaşamak, yaşıyor olmak. Bunların ona anlam ifade ettiği bir dönem olmamış mıydı? Ama ne? Ya da seninle yaşamak, depresyonla yaşamak gibi demişti Natalie. Dediğim gibi romanlarda deli gibi altını çizmiyorum. Ama çizdiğim birkaç yerden okuyayım size. Çekilen ızdırabın hatırası asla yaşanan andaki kadar kötü gelmiyor insana herhalde. Çok daha kötü olsa bile ne kadar kötü olduğunu hatırlayamıyoruz. Çünkü hatırlamanın etkisi deneyimlemenin etkisinden daha zayıf. Yani bu şekilde arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir kitap ya. Şu bir iki tane daha okuyayım.
Hayatta bir anlamı olacağını sandığım şeylerin sonunda hiçbir anlamı olmuyor. Belki insanın bazı biçimlendirici evrelerde yaşadığı bazı acılar onun benliğine işliyordur. Bu şekilde daha da uzatmayayım. Ben yani okuyun ve okutun diyebileceğim kitaplardan biri. Sizlerle paylaşmak istediğim son kitap, yani üçüncü kitabımız arkadaşlar, bir kişisel gelişim kitabı. Ve zaten hani beni o kadar etkiledi ki bu Access kitaplarından biri. Access yolculuğunda okuduğum ve daha bu sabah bitirdiğim kitap Return of the Gentleman. Yani ben İngilizcesini okudum ama baktım tabii ki Türkçesi var mı diye sizler için ve olduğuna da emindim. Gentleman'in Dönüşü adlı kitap şu. Dr. Dane Heer tarafından yazılıyor. Ve açıkçası ben bu kitabı şöyle okumaya karar verdim. Şimdi Access'le nasıl tanıştım, Access nedir? Hani ben şu anda bir anda neden bahsediyorum derseniz, şuralara bir yerlere kartımızı koyarım. Hani Access Bars ve Access nedir, bunu paylaştığım bir video çekmiştim. Dolayısıyla Dane Heer ve Gary Douglas ve onların kitapları ve aynı zamanda başka yazarların hani kitaplarıyla Access'le tanıştıktan sonra tanıştım. Ve Gary Douglas'ın The Lady diye bir kitabı vardı. O İngilizce bir kitap ve Türkçe'ye çevrilmemişti. Hatta 6 Access kitabını paylaştığımda bir video var. Bu video yayınlandığı zaman, o video daha yayında olmayabilir ama ya yayınlanmışsa kartını koyarım, yayınlanmadıysa da zaten birkaç hafta içinde onu da yayına alırız. Bilginiz olsun diyorum, parantezi kapatıyorum. Neyse, o The Lady kitabını okuduktan sonra Dane'in de bu gentleman olmakla, gentlemanlikle ilgili bir kitabı olduğunu biliyordum. Tamam dedim, hani ben bir kadınım ama bunu niye okumayayım? Sonuçta hani içinde elbet benim de alacağım, benim de belki kazanacağım kazanımlar vardır. Niye olmasın? Belki bir cümle hayatımı etkiler falan dedim ve sonuçta Dane emek vermiş, yazmış, bir okuyayım dedim. İyi ki de okumuşum arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bu kişisel gelişim kitabı 152 sayfa. Aynı zamanda Türkçe'ye Gentleman'in Dönüşü olarak çevrilmiş ve MD Basım tarafından basılmış. Ben hani stokta var mı, nerede satılıyor diye videoyu çekmeden önce baktığımda da DNR'da, hani internette stokta yok gözüküyordu. Ama başka sitelerde 75 liradan satılıyor benim araştırdığım kadarıyla. Tabii ki bu video yayına girdiği zaman fiyat artar artmaz, onları bilemem. Sonra bana demeyin Kardelen böyle olmuş şöyle olmuş diye. Bunun yanı sıra şimdi Dane Heer kimdir, Dr. Dane Heer kimdir diye sorarsanız, Access'in yaratıcı ortaklarından birisi arkadaşlar ve kendisi aslında yıllarca, yani 10 sene ya da 20 sene boyunca, yani yanlış olmasın tamam mı, bayağı böyle senelerce chiropractor olarak çalışıyor Amerika, Kaliforniya bölgesinde ama hep böyle bir anlam arıyor kendine, yani ona hiçbir şey yetmiyor, daha yetmiyor derken hep böyle bir boşluk hissiyatı var içinde ve bu boşluk bir şekilde dolmuyor. Anladığım kadarıyla zaten kişisel gelişime falan da ilgisi var. Hatta bir sürü böyle spiritüel yolculukları da yapmış. Yani spiritüellik alanında diyeyim, böyle değişik seminerlere, workshoplara da katılmış birisi. Hatta böyle bu reenkarnasyonla falan da ilgilendiği, böyle seanslar aldığı bazı anılarını da anlatıyor. Ama böyle bir şekilde hiç ona tatmin vermiyor ya da o boşluğu doldurmuyor. Sonra gel gelelim Access'le tanıştıktan sonra ilk başta böyle sanırım bir yıl, bir buçuk yıl kadar sadece seanslar alıyor. Sonrasında Gary ile tanışmasıyla, Gary de ondan ilk başta chiropractor olarak seans alıyor. Böyle böyle arkadaşlıkları başladıktan sonra bir anda işler bambaşka bir hal alıyor ve Dane'in hayatı Access yolculuğuyla beraber temelinden değişiyor. Şimdi bunları da size anlatıyorum çünkü özellikle bu Gentleman'in Dönüşü kitabında Access araçlarıyla hayatınızı daha da anlamlı kılabilmeniz için bir sürü böyle temizleme cümleleri var, öyle söyleyeyim size. Ve kısaca bu kitabın konusuna da gelecek olursam, kendi özgünlüğünüzü kucaklayarak besleyici bağlantılar oluşturmaktan bahsediyor. Burada da yazdığı gibi. Bunun yanı sıra yani bu kitabı öncelikle bence erkeklerin okuması gerekiyor. Çünkü hani böyle şey vardır ya, işte erkek dediğin ağlamaz, erkek dediğin çok güçlü olur, erkek dediğin duygularını göstermez ve hani ne kadar maço olursam, böyle şey durursam o kadar güçlüyümdür ben, diğer türlü ben olmaz, hassas olamam, bunu gösteremem insanlara algısı ya da bakış açısı genel olarak hani toplumlarda olduğu için aslında sorular sorarak
Bunun yerine centilmenliği koysak ve centilmenlik tanımını değiştirsek ya da yumuşatsak ya da farklılaştırsak, centilmenlik ne demek? Biraz bunun üzerine kafa yorsak nasıl olurdu? Bunların üzerinde duran bir kitap. Dediğim gibi sorular sordurtan bir kitap. Bir de Gary'nin o The Lady kitabı, hani verdiği bir eğitimden aslında, yani o eğitimde konuşulanların yazılması idi. Ama bu kitapta Dane oturup, hani kendisi zaten bu kitabı yazıyor. Burada da sanıyorum Liam diye bir arkadaşımız varmış. İşte YouTube videoları da çekiyor çünkü, seneler önce özellikle. YouTube videoları çekerken böyle Liam diye bir arkadaşımız yorum mu yazmış ya da ona mail mi atmış? Onun üzerinden kendisiyle böyle sohbete başlıyor ve sonrasında da centilmenlik üzerine düşünüp böyle bir kitap yazmaya karar veriyor ki başka erkeklere de katkı sağlayabiliyorsa sağlasın diye. Tabii böyle çok kabaca anlatıyorum size ama elimden geleni yapıyorum. Umarım biraz olsun anlatabilmişimdir. Bir de arkadaşlar, bu kitap nazik, özenli ve onurlu olmanın da altını çiziyor ve bir ilişkide olmazsa olmaz 5 madde diyeyim hani ben. Böyle o 5 nokta var. Onlardan da biraz bahsediyor. Bunda da altını çizdiğim yerler oldu ama hani İngilizce olduğu için okumayacağım. Ama gerçekten böyle özellikle şöyle size göstereyim. Bu arada bu kitap böyle biraz tuhaf, yani görebiliyor musunuz tam emin değilim ama bir arkadaşım üzerine su döktü komple ve bayağı sinir olmuştum. Çünkü İngilizcesini böyle burada bulamam diye hani özellikle o yüzden tabii ki sinirlendim. Yoksa Türkçe hani her yerde bulurum, sorun etmezdim o kadar. Neyse, sonra bunu böyle güneşte kuruttum falan, böyle eciş bücüş oldu. Şöyle göstereyim size, bakın. Altını çize çize okuyorum derken gerçekten altını çiziyorum yani. Ben yavaştan kapatıyorum artık arkadaşlar. Yoksa sizinle konuşmaya böyle doyamıyorum. Gerçekten anlattıkça anlatasım geliyor ve sizlerle paylaştıkça da paylaşasım geliyor. Ama sanıyorum bu 3 kitap için söyleyeceğim her şey bu kadardı. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada şeyi de söyleyeyim. İngilizce olanı değil, çünkü onu bir arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Yani daha doğrusu ödünç vermek istiyorum. Ben çok fazla, siz bakmayın, sizlere hediye ediyorum kitap ama aslında yakın çevrem iyi bilir. Ben öyle çok fazla YouTube'dan önce kitap hediye eden biri değildim. Nedense böyle kitaplarımı hep saklamayı severdim. Hani okudum, onunla benim aramda bir bağ oluştu ve onu veremem derdim. Ama şimdi sizlere şu iki kitabı hediye edeceğim. Yorum yazan iki farklı kişiye gidecek. Hani ne tarz bir yorum yazmanız gerektiği gibi böyle bir kural yok. İçinizden geleni yazabilirsiniz. Sadece ve sadece hani bir kitabı iki kişiye hediye etmeyeceğim. İki farklı kişiye gidecek. Onu söyleyeyim. O yüzden de hani siz yorumlara yazın. Böyle birkaç hafta sonra, hani video yayınlandıktan birkaç hafta sonra birini seçerim. Ve zaten Instagram'dan iletişime geçmenizi isterim ki oradan detaylı olarak bilgilerinizi alıp size yollayayım. Ama şeyi söyleyeyim, yani gerçekten böyle hani bu iki kitabı da severek okuyacak iki kişi olursa çok memnun olurum. Ve altını çizdiğim yerler de var, onu da göz önünde bulundurun. Hani ben sevmiyorum öyle jilet gibi temiz kitap. Ben böyle okunmuş kitapları daha çok seviyorum. Ama eğer siz böyle altı çizili okunmuş kitap sevmiyorsanız, onu da söylemiş olayım. Çünkü neden? Çünkü ben detaylı düşünen bir insanım arkadaşlar ya. Bu kadar bazen diyorum, detaylı düşünmesem mi? Neyse. Dediğim gibi artık yavaştan kapatayım. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Gerçekten. Ah, yani böyle sizleri düşündükçe, yani bu kadar büyüdüğümüzü de gördükçe içim neşeyle, sevgiyle ve coşkuyla doluyor. Gerçekten minnettarım. Sadece var olduğunuz için şükrediyorum. Bunu söylemek isterim. Bunun yanı sıra her cuma 6'da video giriyor. Yani yayına geliyor işte. Ben bugün nasıl cümleler kuruyorum, gerçekten muhteşem. Her cuma 6'da yayına giriyor videolarımız. Bunun yanı sıra Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuralara bir yerlere Instagram'ı bırakıyorum. Bu beni çok mutlu eder. Zaten oradan hani daha böyle storylerle anlık ve tabii ki postları da görüyorsunuz. Seçim, eğer seçerseniz oraya da bekleniyorsunuz diyorum. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bu arada siz hangi içerikleri çekmemi istersiniz? Yani yakın zamanda bir de izlediğim filmlerle ilgili
ya film ya belgesel film ya dizi. Bir video daha çekeyim diyorum çünkü çok fazla şey hem okuyorum hem izliyorum ama izlediklerim çok birikti özellikle. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Yine 10 dakika 15 dakika olsun diye başladığım bir video bence 20-25 dakika oldu. Arkadaşlar bir kova olmak kolay değil. Özellikle benim bir de yükselenim kova olduğu için o kadar abes düşünceler geliyor ki zaman zaman. Ama hani böyle hani şey oluyorum. Kardelen bunu nasıl düşünebilirsin? Yani hani anladınız böyle falan oluyorum kendim ama bazen de çok gülüyorum ya. Ay arkadaşlar ben bugün bir enerjiyim. Enerji patlaması var. Bu arada sadece bir tane kahve içtim yani yanlış bir şey olmasın. Böyle kafein falan da tüketmedim. Ben bu arada böyleyim. Enerjim yüksek. Bence Akses'ten. Böyle. Görüşürüz o zaman. Size yine farımı göstereyim mi? Farımı dediğim yani glitter şöyle bakın.